soralım. Gündemde olan konuları soracağız aslında. Belediyecilik olsun. Tamam. Dün manifesto açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle üzerinde durdu. Bugün siz de konuşmanıza durdunuz. Şeffaf belediyecilik diye. Sizin bakanlık yaptığınız, çevre bakanlığı yaptığınız dönemdeki bir sözünüz gündeme geldi. Rant olmadan olmaz ama önemli olan rantı adaletli dağıtmak diye. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bu konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Ranttan kasıt şu. Siz bir televizyona emek veriyorsunuz. Niye gidiyorsunuz oraya? Bir maaş alıyorsunuz. Yani bir rant var orada. O anlamda. Özellikle kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde imar plan tadilatları hususunda şahsa yapılan rantları durmadan kınıyorum. Ve asla da öyle bir günahım yok benim. Fakat şimdi bir mahalleyi dönüştürecekseniz orada 1000 kişi var. Bu 1000 kişinin evlerini yeniden daha modern bir şekilde yapabilmenin yolu da oraya bir rant getirmektir. Bunu herkese verebilmektir. Oradaki vatandaşların hepsinin yeniden ev sahibi olmasının yolu da belediyelerdeki planlamadır. Kasıt bu. Onun dışında bir şey değil. Orada siz eğer toplumu düşünerek gelişmenin önünü açacak şekilde davranırsanız herkes istifade eder bundan, bu ranttan. Ama bunu yapmazsanız, ben onu da yapmam, bunu da yapmam diyorsanız hayatı durdurursunuz o zaman. Dönüşüm sağlanamaz orada. Vatandaş da orada öyle bekleye kalır. Bu anlamda benim söylediklerim. Şehircilik anlayışım çok net. Bu konuda kastım da çok net ama niye başka yerlere alıp yoruyorlar onu da çok bilmiyorum. Efendim, bir sorum da, HDP bazı illerde aday çıkarmayacağını açıkladı. AK Parti'den de HDP'nin oylarına talibiz açıklamaları geldi. Siz de HDP'nin oylarına talip misiniz? HDP'nin değil, Kürt vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Niye? Biz özellikle PKK ile Kürt vatandaşlar birbirinden çok net ayıran bir partiyiz. Güneydoğu'ya gidip 2,5 yıllık bakanlık sürem içerisinde binlerce insanın teröristlerin yıktığı, yaktığı evlerini yapan birisiyim. Oradaki gerçekleri gören birisiyim. Bakanlığımda en çok gittiğim yer herhalde Şırnak'tır, İdil'dir, Silopi'dir vesaire. Sur'dur. Şimdi oralara gittiğimde ben şunu gördüm. Vatandaş orada güya onların içinden çıktığını söyleyen o PKK'lı militanların zulmü altında hiç sesini çıkaramamış. Evlerini siper hale getirmişler, yakmışlar, yıkmışlar. Hatta onların çocuklarını öne tutmuşlar ki askerler silah sıktığında çocuklar ölsün diye. Böyle bir vahşi grup var orada. O vahşi grubun siyasi uzantısı ve sözcülüğünü yapanlara karşı çok kesin, net, ketum bir tavrımız var. Bunu her yer ifade ediyoruz. Keşke bizim dışımızdaki partiler de söyleseler. Çünkü terör bir insanlık suçudur. Bunun dini olmaz, iman olmaz, milleti olmaz, olmaz, olmaz. Ama oradaki mağdur vatandaşlar da zorla sandıklara bile giderken mani olunmuş. Veyahut da kapısında durulmuş, attığı oya bakılmış. Ondan oy alınmışsa bunu da PKK'nın oyu gibi görmemek lazım. Bu müthiş bir yanlışlık olur. Orada bana anlatılan şuydu. Bize 4 tane PKK'lı militan geldi köye. 80-100 hanelik bir köy muhtarın anlattığı. Buradan eğer bir tane AKP'ye oy çıkarsa 1 kişi vuracağız. 2 tane oy çıkarsa 2 kişi vuracağız. Peki kimin oy verdiğini biliyorsunuz. Nereden bileceksiniz onu? Hiç önemli değil. Köyün çıkışına oturacağız. İlk çıkanı vuracağız 1. İkinci çıkanı vuracağız 2. Bakın böyle bir zulüm yıllar öncesinde çok işlemiş orada. Orada alınan oylar resmen PKK'nın siyasi uzantısının aldığını söylemek müthiş bir gaflet olur. Kürt vatandaşların başımızın tacı olduğunu her yerde söylüyoruz. Mağduriyetlerini gidermek adına Güneydoğu'da evet evlerini de yaptık, şehirlerin altyapısını yaptık, üst yapısını yaptık. Sonra hükümet olarak da son 10-15 yıl içerisinde özgürlüklerini geliştirdik. Haklarını verdik orada. Adını söyleyemiyorlardı, adlarını söylüyorlar. Dilini konuşamıyorlardı, dillerini konuşuyorlar. Orada propaganda yapamıyorlardı, propaganda yapıyorlar şimdi. Bunca yatırım ve özgürlüklerin geliştiği bir ortamda elbette bizim Kürt vatandaşlarımızın oylarına talip olmak gibi de çok normal bir hakkımız var. Bunu ifade ediyorum. Peki HDP'nin aday çıkarmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyük şehirlerde çıkarmadı çünkü. Herhalde CHP ile bir anlaşmaları var. Önce bunu gizli tutmaya çalıştılar. Sonradan resimler ortaya çıkınca işte mırın kırın bir vaziyette söylemeye çalıştılar. Bunu söylemeye çalışırken de bütün mahcubiyet içerisinde İYİ Parti'yi de küstürmemeye çalışıyorlar. Bu zor bir iş oradaki arkadaşlar için. Yani bir taraftan hem HDP ile pazarlık edeceksiniz, bir taraftan da İYİ Parti'ye ayar vermeye çalışacaksınız. Hakikaten maharet isteyen bir iş bu. Efendim, bu noktada İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in
Iğdır'da Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz yönünde bir açıklaması oldu. Sizce bu buna karşılık bir hamle olmuş olabilir mi? Vallahi herhalde ince bir siyasi atraksiyon yatıyor bu işin altında. Ama teşekkür ederiz yine de, güzel bir şey. Efendim peki. Son soru olarak Sayın Gökçek, sizden önce uzun dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir isim. Zaman zaman rakibiniz Mansur Yavaş'a da sataşmalarıyla gündeme geliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın şunu net söylemeliyim. Melih Bey doğru 25 yıla yakın emek vermiş bir arkadaşımız. Yaptıklarından dolayı eline sağlık, teşekkür ederiz. Kendi dönemine ait güzel işler yapmıştır. Yaptıklarını ben tartışmıyorum ve söylemiyorum, konuşmuyorum. Ancak konuşacak bir cümle olursam hayır söylerim, iyi şeyler söylerim, eline sağlık derim. Onun ötesine başka bir şey söyleyemem. Ancak biz AK Parti Genel Merkezi olarak, il başkanlığı olarak bir strateji izleyerek seçimlere kadar bir çalışma içerisindeyiz. Bu bizim stratejimizin Melih Bey bir parçası değil. Melih Bey'e lütfen şunu söyle demiyoruz. Ama yıllardır Ankara'da belediye başkanlığı yapmış birisi kendine has üslubuyla ve tarzıyla eğer doğru gördüğünü doğru, eğri gördüğünü eğri diyorsa o da kendi takdiri. Buna da ben karışamam. Şahsen benden izin alarak tabii ki televizyonlara çıkıp bir şey söylemiyor. Veyahut da benimle istişare ederek tabii ki yapmıyor. Ben de dışarıdan izliyorum herkes gibi. Ankara hakkındaki zannedersem fikirlerini, düşüncelerini paylaşıyor. Ankara'yı da çok seviyor. O da onun takdiri. Başka bir şey diyemiyorum. Elbette ki tarzım farklı. Dikkat ederseniz konuşmamda bile kimseyi üzmemek adına bazı şeyleri üstü kapalı geçiyorum. Rahatsız etmemeye çalışıyorum. Asla solun adayı hususunda şahsiyle ilgili bir tek cümle bile kimse benden duymamıştır. Ama fikirlerini eleştiririm. Projelerini eleştiririm. Hatta net söylüyorum. 10 senedir aday olmuş arkadaştan daha değerli toplu ben projeler beklerdim. Ama şu ana kadar hiçbir şey görmedim. Tam bir fiyasko. Ona da üzülüyorum. Efendim aranızın Sayın Gökçek'le biraz açık olduğu... ya boş verin arkadaşlar. Görüşürüz ya, her zaman görüşürüz. Niye de açık olsun? Tabii ki farklı düşünüyoruz bazen. Ondan dolayı da alınganlıklar olabilir. Ama küsecek veyahut da düşmanlığa dönüşecek asla bir şey olmaz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Özel arabanız var mı arkadaşlar? Çoğunun var. Nacizane, işte bizim de hanımın arabası var, ben ona biniyorum arada. Benzin kullanırken veyahut da bir yere giderken benzin hesabı yapar mısınız? Yaparız. Ya doğru söyleyeyim diyordum, niye söylemiyorsunuz? Yaparız, hepimiz yaparız. Bir yere gideceğimiz zaman kaçta yakar, kaç kilometre bakarız hepimiz. Kendi hesabımız bu bizim nihayetinde. Asıl soru şimdi burada. Devletin malı geldi, şoför de önde oturuyor. Arka sağ tarafında size açtılar, buyurun dediler. Başkan oldunuz ya, arkaya da kuruldunuz, güzel, hayırlı olsun. Bir yere sür oğlum dediğinizde, benzin hesabı yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Eğer bakın, benzin hesabı yapmıyorsanız adam değilsiniz orada. Adamlık burada başlar, insanlık burada başlar. Kamu malını gözetmek burada başlar. Kendi arabanı git istersen uçurumdan aşağı at, kimsenin umurunda olmaz. Ama devletin malını kollamak zorundasınız. Gözetmek zorundasınız. Bu titizlik her işinize yansır. Orada dikkat etmiyorsanız başka işini etmezsiniz zaten. Kağıdı ikiye bölüp kullanmalısınız devlet malında. Telefona dikkat etmelisiniz orada. Her işinizde bunu yaparsanız emin olun sonuna kadar işleriniz bereketli olur ve iyi gider. Bunu bizim yapmamız lazım. Bu bir yönetim anlayışıdır. Ben öyle inandım. Bu yaşıma geldim. Bu saatten sonra da zaten değişecek halim yok. Böyle gitmeliyim ben. Sonra çoluk çocuk. Ne işi var ya belediyede falan onlar? Ne alakaları var onların?
Giremezler, çıkamazlar, gelemezler, gidemezler. Bizim mağazamıza rahmetli babama gelirlerdi. Aşağı yazıhanede otururdu babam. Gider sabah gelirdi dükkanı açar. Herkes işbaşı yapar. Sonra oturur kenarda çayını kahvesini içerdi rahmetli babam. Hacı baba bir işimiz var belediyede. Bir dakika oğlum derdi. Bir dakika. Şu özel kalem müdürünün telefonu lütfen oraya anlatın ne olur. Burası bak ticaret hali işte gördüğün gibi çavuş satıyoruz burada. Buraya karıştırmayın oğlum derdi. Belediye başkanınız da orada. Benim oğlum olur da derdi. Arada bir görüyorum. O orada. Belediye de orada. Hadi gidin oğlum oraya derdi. Çoluk çocuğumuz giremez. Gelemez, gidemez. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yönetim anlayışına hakim kılacağız Allah'ın izniyle. Şimdi geldiğimde ilk sorduğum soru şuydu. Hakkınız helal edin. Bu kahvaltıyı kim veriyor dedim. Faturayı kime kesiyorsunuz? Dediler ki il teşkilatına kesiliyor. Kaç liraya anlaştınız? Adam bak şu parayı anlaştık. Faturayı da giderken göreceğim dedi. Arkadaşlar burası devletin malı. Burası belediyenin malı. Buraya biz iyi biçip gidemeyiz. Böyle bir hakkımız yok bizim. Yok. Bakın bu güzel örnekleri biz Ankara'da yaşadıkça ve yaşattıkça tüm Türkiye'ye örnek olacaktır. Tüm Türkiye'ye.